Çerkez kadınlarını ben çok özel buluyorum. Peki o zaman niye bekarsın kardeşim? Evet. Bu anlamda evet ya. O yüzden ilk radyoda, yerel radyoda ilk ses bendim. Program için gittim, tabii ki olmadı. Ve aynı şekilde televizyonda da ilk hani cama çıkan bendim. Devam etmiyor, artık yok. Benim vermiş olduğum bir simidi sen yer misin bundan sonra? Diyemiyorum, o da yok. Efendim herkese iyi haftalar. Oksimoron TV'nin kıymetli izleyicileri, kıymetli takipçileri. Bu hafta yine çok kıymetli bir konuğum var. Sevgili Akın İshakoğlu, hoş geldin. Hoş bulduk Özgürcüğüm, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Seni gördüm, böyle bir enerjim arttı nedense. Teşekkür ediyorum. Öncelikle programına davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Buradan tüm takipçilerine de, izleyicilerine de selamlar, saygılar. Seni çok seviyoruz. Sağ olasın, kırmadın beni, geldin. Hoş geldin. Koşarak gelirim, seve seve. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsın? Özgürüm, güzel. Müzik faaliyetlerimiz tüm hızıyla maalesef devam etmiyor, artık yok. Evet. Yeni albüm çalışmama başladım, bitirdim diyemiyorum, o da yok. Zorlanıyor muyum? Çok zorlanıyorum. Çünkü yapmış olduğumuz iş bizim aslında insanlarla sosyalleşmemizi, bir arada olmamızı gerektiren bir mesleğimiz vardı. Evet. Şu anda o mesleğimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz ama can çekişiyoruz yani. Mümkün olduğunca izole ediyorum kendimi. Gerçekten şimdi maskesiz gezdiğimiz dönemlerin kıymetini bilemediğimizi düşünüyorum ya. Hatta birinin elinden simit alamamak, hani kıramamak, paylaşamamak, değil mi? Yani en alışmışız biz ona. Alışmışız. Ya. Yani bizim özümüzde vardı. Tabii. Yani bunu düşünüyorum. Acaba ne olacak? Sence benim vermiş olduğum bir simidi sen yer misin bundan sonra? Hani bunun bir de travması var üzerinde. Aynen öyle. Yemek isterim. Yer misin? Yemek isterim. Hadi aşılar bulundu, yapıldı falan. Ya peki. Ondan sonra ben sana sarılırım bile. Gerçekten çünkü bu da gerçekten, ben de senin gibiyim biraz aslında, dokunsal bir adam. Ya dokunmam lazım yani. Kesinlikle. Sarılmam lazım. Zaten meslek iki açıdan duygusal insanlar olduğumuz için ya biz özlüyoruz insanları. İnsanları seviyoruz. Bizim ya aslında agorafobik olduk yani. Tabii. Bundan sonra bir de onun travması var yani. Ama vallahi bilmiyorum, ama tabii şaka bir yandan şu anda konserimiz yok. Evet. Yani müzikle alakalı şu anda hiç yoğun değiliz. Konuşmamız yok yani. Benim yok kendi adıma. Bestelerim var, üretiyorum ama tabii hani bunların zamanlamasıyla alakalı özgürüm şu yok. Yani şu krizi yönetemiyorum. Hani ben bunu ne zaman çıkartayım? Çıkar yani, çünkü biz bunu çıkartmamız lazım ki ekonomik anlamda bize de bir katkı sağlasın. Evet. Yani hayatımız bu bizim. Düşünüyorsun yani, bir kendinle alakalı bir planlama yapamıyorsun, krizi yönetemiyorsun. Böyle bir sıkıntı yaşıyorum dediğim gibi. Konser var mı? Yok. Yeni projeler var mı? Var ama çıkaramıyorum. Sevgili Akın, ben seni çok iyi tanıyorum. Çok da seviyorum zaten, o yüzden buradasın. Ama ben bir de hani sanatçının kendi ağzından anlatması, o duygularını, o Giresun'dan çıkıp İstanbul'a geldiğin, oralarda yaptığın faaliyetleri biraz bahsedersen. Tabii. Çünkü bize lafını yine balla kesmiş olayım. Ben mesela katılım canlıyanlarda işte merhaba, nasılsın, iyi misin? Hadi bir türkü söyle. Ya dur, korkacaktım ya. Hadi bir türkü söyle, patlatacağım. Aynen. Burada sohbet, biraz seni tanımalarını istiyorum. Sevgili evet. Oksimoron TV'nin kıymetli takipçilerini. Ya çok şükür, ben İstanbul'u çok seviyorum. Güzel İstanbul bana nasip oldu. Ben Karadenizli bir babanın, yani Giresunlu bir babanın, İç Anadolu'lu, Ankaralı bir annenin çocuğuyum. Hem Ankara ve hem Giresun olmak üzere hayatımı... Yani gençlik yıllarım diyeyim yani. Hem Giresun'da ve hem Ankara'da geçtim. 75 doğumluyum. 96'da askere gittim. Ama askere gitmemin sebebi, benim aslında Giresun'da yaşıyorum o zaman. Öncesinde evet. Yerel televizyonlar. Hani 90'lı evet. Yılların sonunda. Kanal 28. Kanal 28, evet. 92'de mezun oldum liseden. Tabii 93 falan işte bu yerel televizyonların kurulma sürecinde ben aktif rol oynadım. Bulunmuş olduğum şehirde biraz sosyal bir çocuktum ben. O yüzden ilk radyoda, yerel radyoda ilk ses bendim. Ve aynı şekilde televizyonda da ilk hani cama çıkan bendim. O zaman da çok havalı oluyordu ya falan yani. Hakikaten ya. Benden imza aldılar, biliyor musun? O zaman. Evet. Ondan sonra. Almamaları hatalı olur da. Yani öyle oldu o dönemlerde tabii, televizyon falan olunca yani. Ardından şöyle oldu Özgür. Cüneyt Arkın bir program için o dönemlerde TGRT'de Babacan programı yapıyor. Çocuktum ben onu, çok evet, yaptım. Babacan programı hani alkol içeriğiyle alakalı. İşte evet. Arkadaşlar alkol kullanmayalım, işte sağlıklı olalım içerikli güzel programdı. O programı Türkiye'nin geneline çeşitli illerde tabii çekiyorlar. Ve Giresun seyahatinde ben de yerel televizyona konuk aldım. Fahrettin abi, Cüneyt abiyi. Ve güzel bir aramızda bir iletişim oldu. Biz bunu daha sonra dostluğa çevirdik ama o program sonunda 2 gün kadar kaldı. Ve ben 2 gün kadar ilgilendim. Ve bana Babacan programında beraber hani ister misin böyle bir programda bulunmak deyince hani benim için... Mükemmel bir teklif yani, hani İstanbul'a gitmek. Hani çünkü herkesin hayatında bir profesyonel level'ına hani atlamak, bir daha da profesyonelleşmek. Bir de Cüneyt Arkın ya. Tabii canım, evet, eksik olmasın. O kadar yani istiyorum ki tabii zaten askerliğim de yakındı. Askere gittim ve askerliğimi yaptım. Gökçeada'da tamamladıktan sonra 5. komando olayında Cüneyt Bey'le biz görüştük ama o esnada TGRT'deki programla alakalı sorunlar oldu, kalktı.
Tabii ben şey yapmak istemiyorum hani dediğim gibi şansa bak ben de. Şeye gireceğim yanlış anlama. Yine mi diye. Yine mi abi? Yine mi olmadı? Yine. Ben program için gittim tabii ki olmadı. Olmadı. Ama o dönemde de ben tabii hani çok da istiyorum. Hani diğer programlarda katıldığım programlarda da aynı hikayeyi anlatırım. Dönmek de istemiyorum ama Allah buyuruyor çok şükür. O dönemde Rux bünyesinde medya grupta televizyon programlarına başladım ben. Güzel bir teklifle. O benim için çok iyi geldi ve İstanbul maceram başladı. Yani Cüneyt Arkın'dır ama. Çok güzel. Süper bir hatıra bence. Mükemmel. Ziyaretine de gittim. Maslak'ta onların gösterileri vardı biliyorsunuz. Tiyatro gösterileri falan. Güzel hatıralarımızı tekrar bir şöyle bir yad ettik. Yad etmiş olduk evet. Buradan Cüneyt Arkın'a selam olsun. Biz sanatçılarımıza çok önem vermeliyiz. Ve bu anlamda sanatçılarımızın tecrübesinden yani olabildiğince faydalanmalıyız hani. Sen de öyle. Yani doğru. Ben senin çalışmalarını da yakından takip ediyorum bu arada. Programlarını, akademik performansın da bir o kadar benim için kıymetli. Ona da çok büyük saygı duyuyorum. Sağ olasın. Akın İsakoğlu. İsakoğlu. İsakoğullarına mı geliyor? Yani gelmiyor. Çerkez... Ben de onu aslında evet annem benim Çerkez. Çerkez. Dedem de Kırım Tatarı. Babanın babası. Yok anne tarafı. Ha. Babam Karadenizli benim. Çerkez'i biliyor mu annem bu arada? Bilmez. Bilmez. Bilmiyor. Ya işte. Şundan dolayı sorun. Biz 2018'de Erdoğan Kahle beraber Anadolu'nun kaybolmayı yüz tutmuş 11 tane dilini çektik. Bunlardan bir tanesi de Çerkezciydi. Oo. Ve çok zengin bir dil aslında. Çok da büyük kültür. Evet. Yani ama maalesef bizim ülkemizde bundan sonraki işte 20 ile 50 yıl arasında artık konuşulamayacak bir dil. Ama yani Çerkez kadınları da çok evet. Özel kadınlardır. Yani bütün kadınlar bizim için özeldir evet. De. Hani kültürel anlamda bazı tabii sosyo-kültürel farklılıklar, hani aile içi farklılıklar olabiliyor. Çerkez kadınlarını ben çok özel buluyorum. Peki o zaman niye bekarsın kardeşim? Evet. Bu anlamda evet ya. Bilmiyorum ya, her şey olabilir ama. İnşallah, inşallah. Akın İsakoğlu ilk albümünü, klibini ne zaman çekti? Bundan 2 sene önce çektim. Yani 2 sene önce çektik klibimizi. İmaj Film Stüdyoları'nda Ferhat Kılıç yönetmenliğinde çektik. Güzel bir proje oldu sağ olsun. 2 sene önce de albümüm çıktı. Yeni projemi de herhalde 2 ay içerisinde kliplendireceğim. O biraz daha funk fusion bir şarkı. Seveceğini düşünüyorum, sana dinletirim. Ben diğerlerini de sevdim gerçekten. Teşekkür ederim. Pardon, biraz daha ticari şarkı doğruyu söylemem gerekirse. Neden ticari olduğunu düşünüyorsun? Para kazanmak için abi. Yani ekonomik kaygılar. Orası öyle yani. Ben mesela yani eser olarak... Ekonomik kaygılar var ve ticari yani. Yani ticari, neden ticari olayını düşünüyorum, olduğunu düşünüyorum. Abi ticari şarkılar zaten kendini ifade ediyor. Yani ticari şarkılarda amaç para kazanmaktır. Yani çok para kazandım olarak... Pardon'dan. Abi çok para kazanamadım ama beni bir yere taşıdı. Hani bir yere taşıdı. Pardon'la işte daha fazla yatırım yapsaydı, daha fazla sponsor olsaydı Türkiye tanır mıydı bu eseri? Tabii tanırdı. Pardon seni ben çok eskiden tanıyor gibiyim dedik. Tanırdı evet o parça çünkü şey olarak ya kimyası olarak, kimya olarak şu anda hani çıkan popüler parçalara nazaran hani bir tık üstünde de diyebilirim. Kendi parçam diye söylemiyorum ama iyi bir parça. Yani sağlam bir ticari parça. Özellikle seçiyorum. Kıymetli olduğunu düşündüğüm. Teşekkür ediyorum. Ve bu programa gerçekten bu adamın çıkması gerekiyor. Bu adamın bu ülkede söyleyecek sözü var. Ayrıcalıklı hissettirdim kendimi. Yo, samimi söylüyorum. Çok bu teşekkür ederim. Her programda bunu hatırlatıyorum ama Özgür Konuklar Öv Beni Öveyim Seni programı değil yani. Ne varsa biz burada açıkça özgürce konuşuyoruz. Kanallarda olsun, işte popüler müziklerin hani icra yayınlanmış olduğu müzik kanallarında da olsun. Aynı şahısları, isimleri görmekten, meslektaşlarımı görmekten ben de sıkıldım. Ama bunlar aslında görmekten dolayı değil. Beni daha fazla beslemesi için bir çeşitliliğin olması lazım evet. Yani anlatabiliyor muyum? Peki neden aynı adamlar çıkıyor sürekli? Abi, neden senin gibi başarılı... Param varsa çıkarsın yani hani anlatabiliyor muyum? Hani böyle bir durum abi yani sponsorla da gezemiyor insan yani. Şimdi tamam biz de çok mağladık. Ay para falan filan. Yok. Bunları korkmamız lazım. Yani, bunları konuşalım abi. Sevgili izleyicilerimiz yani bir müzisyenin yaşaması o kadar zor ki özellikle şu dönem. Hadi bizler solistiz. Bizi de çok rahat sanıyorsunlar ama kesinlikle öyle değil. Ya çok samimi bir şey söyleyeceğim size. Geçen hafta çok iyi bir müzisyen dostumuzun intihar ettiğini duydum. Yani, çok üzüldüm. Ve çok başarılı bir arkadaştı. Çocuk şey demiş. Ya yüreğimi gerçekten dağladı. Yani açlıktan öleceğime ben bunu hak etmiyorum. Açlıktan ölmeyi ben hak etmiyorum. Ben direkt öleyim demiş. Bir sürü de ilacı içmiş. Allah'tan kurtuldu. Ama çok acı ne bir durum acı bu. Acı bir durum değil mi? Ya düşünsenize bu iki yöneten insanların bu kardeşimizin sesine bu çığlıklarına bir kulak vermesi gerekiyor. Abi benim çok enteresan bir şekilde 2007 yılında tamamlamış olduğum Funk Fusion bir albümüm var. Burada abi çok ciddi müzisyenler yani senin gibi çok ciddi hoca müzisyenler çaldı. Bu projelerimde bir Serkan Baysal düzenlemesiydi. Ben biliyor musun abi yıllarca bu projelerimi çıkaramadım. Yani dediler bunlar çok müzikal işler. Hani
Anlatabiliyor muyum abi? Hani bu aslında bir noktada da bir müzisyen için çok acı değil mi? Aynen. Hani ben biraz önce dedim de ticari şarkı yaptım diye. Pardon güzel ticari bir şarkı. Ama emek var. Bir Eyüp Gündüz düzenlemesi bu arada. Çok sevdim kardeşim. Çok da güzel düzenledi. Amacına ulaştı hani ve bu anlamda ama abi ben şey yapmak istiyorum yani daha sanatsal şarkılar, akustik şarkılarım var. Hani onları da çıkarmak istiyorum ama dinleyici kitlesi maalesef abi ilgilenmiyor. Ya ben çok sana bu anlamda katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Bence Akın'ın yaptığı her iş sanatsaldır. Ya abi yapmış olduğum iş tamam okey sanatsal pardon da sanatsal evet, bir şarkı bence sanatsal. Ama şimdi abi ben sanatsaldan kastettiğim şu. Yani akustik projeler şu anda tamam ufak ufak başı çeken arkadaşlarımızla birlikte dinlenmeye başladı ama abi talep az olunca hayatın idame etmen, ettirebilmen evet. Çok zor oluyor. Bu bizim kaygılarımız aslında. Yani anlatabiliyor muyum abi? Hani biz dolayısıyla böyle bir sıkıntı yaşıyoruz müzisyen arkadaşlar. Yani daha işte akustik projeler ondan sonra daha böyle müzikalitenin hani dibine olduğu projeler istiyorum abi yapmak. Var yapıyoruz, bu potansiyelimiz de var ama artık bunları ben kendim dinlemekten ve arkadaşlarımla paylaşmaktan da sıkıldım. Zaman zaman abi endişelerim var, dinletiyorum arkadaşlara da ve çevremdeki dostlarıma. Hemen ardından bir ticari parça dinletiyorum abi. Seçenek belli. Yani nedenini soruyorum. Ya bu daha eğlenceli. Tamam güzel eğlenceli ama hani sonuç itibariyle değişik bir halkımız var. Hep oynamak istiyor. Evet. Dizilerde oynamak istiyor, sinemalarda oynamak. En ufak bir hareketle oynamak. Aynen enteresan ya. Böyle bir ülkeyiz yani ama ben günün birinde Akın'ı tüm Türkiye'nin tanıyacağına inanıyorum. Teşekkür ederim. Yürekten kalben inanıyorum. Seni zaten çok seviyorum. O ayrı konu ama diyorlar yani Sezar'ın hakkında Sezar vermek gerekiyor. Teşekkür ediyorum abi. Aslında bu ekip işi. Hı hı. Ben şimdi dediğim gibi akustik projelerle giriş yapıyorum. Hı hı. Göz aldım yani artık. Çok iyi. Dinlemeseler de ben yani akustiklerle giriyorum artık yani. Abi aile çok önemli ama bu aile PR ailesinden bahsediyorum. Yani müzikle uğraşacak arkadaşlara da hani tabii naçizane tecrübemiz de oluyor. PR ailesine çok dikkat etsinler. Evet. O kadar çok PR yapan aileler var ki abi. Yani PR ailesi diyorum, PR'cılar var yani. Ben Seçil İncioğlu ile çalışıyorum. Buradan da kendisine en derin saygılarımı, sevgilerimi. Ben de en derin saygılarımı Seçil. Hiperaktif iletişim ailesi evet. Olarak. Çünkü abi. Efendim? Hiperaktif iletişim. Çok güzel. Hiperaktif iletişim ailesiyle çalışıyorum. Seçil çok enteresan, çok güzel, kalbi güzel, kendi güzel. Bu sektördeki en özel insanlardan bir tanesi. Benim için de çok kıymetli. Yani çok değerli bir yapımcı arkadaşım. Ben ona yürüyen kitap diyorum böyle. Ben de yani, büyücü diyorum abi. Her şeyi. Büyücü. İnanılmaz bir enerjisi var ya. O kadar anlatamıyorum, bak beceremiyorum. Yani Seçil'i anlatamıyorum ben şu anda. Ben de aynı şekilde. Çünkü şey var. Çok seviyorum onu. Müzik kesinlikle çok kıymetli. Müzikle uğraşacak veya sanatın herhangi bir dalıyla uğraşacak tüm arkadaşlar. İşte edebiyat eseri olur, işte resim sanatımız olur, işte müzik olur. PR mutlaka bulunması lazım hayatlarında. Çünkü bu bir ekip işi ve bu PR ailesi de sosyal anlamda seni taşıyabilmeli, sığ konulardan da uzaklaştırabilmeli. Doğru. Yani sığ konulardan da seni çekip çıkarabilmeli. Doğru. Yani senin tabiri caizse çok özür diliyorum arkanı çok iyi kollayacak bir PR ailesinin olması seni bir yere taşıyor. Benim müzikal serüvenim de aslında hani ivmesi çok mu hızlı yükseliyor? Akın sorusuna cevabım da şu olur. Ben çok hızlı yükselen ivmelerden hep korkmuşumdur zaten. Hayır, benim ivmem çok tatlı bir şekilde yol alıyor. Müzikal performansım ve kariyerim şu anda performansım güzel işte çıkıyor sahneler ama müzikal kariyerim şu anda iyi gidiyor, planlandığı gibi gidiyor hani bunu söyleyebilirim. Hı hı. Ama bunun da en büyük nedeni PR. Kesinlikle abi. Doğru PR ailesiyle olmak kesinlikle. Gerekiyor. Yani seni toplayan, çekip çeviren, evet. Konvert eden bir PR ailesinin evet. Olması, şimdi, iyi ailenin olması. Bizler müzisyeniz. Şimdi biz işin en iyi işimizi yaparız sevgili dostlar. PR'cının işini ben yapamam. Tabii. Yapmamam gerekiyor. Tabii, çünkü kesinlikle. Hep derler bir üst akıla danışmak gerekiyor. Benim işim söylemek, senin işin pazarlamak. Hı-hı. Evet. Katılıyorum. Kesinlikle. Çünkü o zaman başarısız oluyor insanlar. Tabii. Yani zaten abi yani yalnız yol almamak yani, lazım. Bu ben her şeyi yaparım. Yok o yok. Yok o öyle bir şey. Ben her bokologlara karşıyım. O çok yanlış bir şey gerçekten. Burayı istersen kesebilirsin abi. Böyle bir ama benim için fark etmez. Koyabilirsin yani. Teslimiyetçi olmak lazım abi. Yani güvenmek lazım. Güvendiğin kişi de tabii hani şeyde ailen, ekibin çok önemli. Senin de çok güzel bir ekibin var. Baksana abi her yer yıkılıyor yani. Allah maşallah. Sağ olasın. Allah nasip etsin böyle bir şey. Şimdi bu megalomanlık değil ama biz gerçekten her şeyin en güzelini hak ediyoruz. Güzel güzel. Çünkü bizler güzel, emekçi insanlarız. Biz emekçi insanlarız. Yani bizler daha iyisini hak ediyoruz. Bizler yıllarca ya acaba şu programa çıkabilir miyiz? Şunu yapabilir miyiz? Çıkamıyor muyuz? Tamam ben kurarım ben yaparım kardeşim.
Abi niye çıkamıyorsun mesela? Ya niye çıkamıyorsun? Aynı konu. Çok çıktığım şeyler de oldu. Yani ben bugün bütün ulusal kanallara çıktım aslında bakarsan ama şimdi... Şu an itibariyle? Şu an itibariyle yani. Öyle bir kanal yok. Kanal yok. Yani müzik eğlence programı kaldı mı sence? Yok işte. Eskiden mesela bu işlerin yörüngesi de çok değişti. Önceden klip kanalları vardı. Örnek veriyorum Kral TV var. Bugün var mı? Yok. Yani olay başka bir yere evriliyor artık. İşte onu söylüyorum. Bizler de bu yeni dünya içerisinde, özellikle bu korona vakasından sonraki yeni dünya içerisinde kendimizi bir yerlerde var etmek zorundayız. Ya benim çıkıp burada özgürce konuşabilmem gerekiyor. Gelen konumun özgürce bir şekilde kendisini ifade etmesi gerekiyor. Bu kanala geldiğinde iyi ağırlanması gerekiyor. Benim onları çok iyi misafir etmem gerekiyor. Hepsi işte dediğim gibi aile. O zaman buradan değerli üstad Özdemir Erdoğan hocamıza sonsuz saygılar. Paranın ne önemi var? Mühim olan insanlık. Ne güzel bir mesele değil mi abi? Gerçekten öyle. Abi şu bir gerçek. Para varsa var olma sürecin hızlanıyor. Bizim işimiz için konuşuyorum. Ama tabii asıl olan da senin kaliten. O da tartışılmaz bir gerçek. Bizim önümüzü kesenler neler abi? Abi yani her kapının arkasında yani muhasebeci görmekten ben sıkıldım artık. Doğru o yüzden mu? Ne diyoruz? Kahrolsun kapitalizm. Evet yani. Öyle ama. Nedir abi kendimizi ifade edelim. Tabii canım yani. Tabii. Yani oh rahatladım içimi döktüm ya. Şu kanal çok güzel dostum. Baba devam et. Şimdi sen çok yetenekli bir adamsın. Teşekkür ederim. Sadece müzik değil senin için. Aynı zamanda oyuncusun. Ben seni reklamlarda görünce bir hakkına bakıyorum ya. Herime bakıyorum. Yani çok teşekkür ediyorum sevgili hocam. Ya diyorum ya ben ekibi iyi kurmak gerekiyor. Ondan sonra... Abi çok da enteresan oluyor biliyor musun şimdi? Ben para diyorum işte. Parasızız abi yapmamız lazım. Reklamla orada oynadın ya. Tabii. Abi ekip güzel bir ekibim var çok şükür. Melike Aydın'la çalışıyorum bu arada. Ona da buradan sevgilerimizi. Sevgilerimizi yani dediğim iletelim. Gibi Melike Aydın çok kıymetli bir bu anlamda sektöre yön veren oyuncu menajeri. Bir gün Melike'ye de burada konuk almak isterim. Konuk alalım evet. Melike selamlar. Onunla konuşacak çok şey var. Müzikal anlamda da büyüyeceğimiz Seçil İnceoğlu'ylayız. Abi benim şansım güzel dostlarımın olması. Aslında biliyor musunuz? Hepsi benim sosyal platformumun içerisinde çok eski dostlarım. Yani burada da olay şuraya gidiyor abi. Dost biriktirmek çok önemli. Kesinlikle öyle. Ben buradan yürüyorum abi. Hepsi benim canım dostlarım çünkü abi. Çok önemli ya. Gerçekten. Evet, ama tabii bu abi reklamları da hani dostun sana hediye etmiyor. Hani bu kadar da acımasızlar abi. Yani benim arkadaşlarım ama şeyler. Hani Akıncım biz bir yere geleceksek de tırnaklarımızla da gelelim derler. Yani ben abi o reklamları oynadım ama auditionlarımı da çektim yani. Tabii. Hani Melike ile birlikte. Hayatımıza yön veren kadınlardan bir tanesi. Kesinlikle. Yani hani şöyle bir oyun çekelim Akıncım etkili olacak. Seçil işte şu televizyon programına hani gidersek Akıncım şöyle etkili olur şeklinde. İşte bizi toplayan isimler bunlar. Gerçekten doğru söylüyorsun. Bir de bu bahsettiğin arkadaşlar. Torpilsizler yani bakma. Torpilsiz ben her zaman şunu söylerim. Benim için akrabalığın hiçbir önemi yok. Evet. Benim için kandan değil candan olan daha önemli. Şimdi abi ben sana torpil yaparsam aslında sana zarar veririm. Doğru. Değil mi? Yani işte o yüzden bize sadece onların... doğru yolu öğretmeleri lazım. İşte bu isimler sanatçılara doğru yolu öğretiyor. Kesinlikle. Doğru yönlendiriyor. Evet. Seni doğru şekillendiriyor. O yüzden hani diyoruz ya abi bu işi yapacak arkadaşlar o dinamikleri çok iyi kurmaları lazım. Hani çok iyi analiz etmeleri lazım. Yani hata da yapabilirler. O kadar flora gibi fazlayız ki abi. Doğru söylüyorsun. Peki müzikteki kariyerin mi daha hızlı gidiyor? Oyunculuktaki kariyerin mi daha hızlı gidiyor? Abi onu ben de çok kestiremiyorum ya. Çok enteresan oldu. Tabii bu şey pandemi döneminden önce çok ciddi böyle reklamlar çok hızlı atak yaptı. Pandemi dönemiyle tabii kesildiler. Aslında oyunculuk da güzel gitti. Yani işte yani iyi reklamlar oldu yani. Bir araba markası, işte bir yiyecek firması, ardından banka reklamı falan oldu. Güzel oldu. Çok da sevdim bu işi bu arada. Ondan sonra gerçekten çok yakışıyor. Teşekkür ederim. Benim de annem bu arada tiyatrocudur. Öyle mi? Tabii. Ondan sonra güzel. Belli nereden geldi seni? Güzel gitti o hikayemde. Abi onu göreceğiz ya önümüzdeki yani bir an önce normalleştikten sonra onun analizini yapmak istiyorum. Çok kestiremiyorum ya. İkisi de güzel gidiyor. Şükürler olsun. Şimdi biraz yaşam birbirine benziyor. Senin gibi ufku geniş arkadaşlar. Mesela bir yola giriyorsun. Önünü bir şey kesiyor. Lan diyorsun ki benim hedefim belli zaten. Yani farklı yollardan hedefime ulaşacağım. Diğer yola gidiyorsun. Başka bir şey önünü kesiyor. Abi bypass yapıyoruz hemen. Aynen. Hemen bypass yapıyoruz. Devam ediyoruz. Ama bu işlerden vazgeçince yeniliyorsun. Tabii. O çok önemli abi. Yani her sabah yeniden kendimi formatlıyorum diyorum ya zaten. Format attım diye. Abi şöyle bakıyorum aslında. Bunu da bana annem söylemiştir. Oğlum hani dedi bana bir tarih. Her sabah dedi sıfırlanmış bir hayata uyanıyorsun. Bu çok önemli dedi yani. Bol sıfırlı bir hayat. Tabii abi düşünsene yani. Ölüm bir uyku. Uyku bir ölüm düzeltiyorum yani. Evet. Yoksun abi. Uyuyorsun ve sabah yeniden sıfırlanmış bir hayata merhaba diyorsun. Aslında bunu şükretmemiz lazım. O yüzden çok şanslıyız abi. Yani evet. Hani her şeyi yapma potansiyeliniz var.
sevgili Özgür hayatta. Yani yapabilme imkanımız var aslında. Ama tabii kapital düzene, hani bu düzenine de, bu düzenin ahengine de, sistemine, çarklarına da çok fazla uyum sağlayamıyoruz maalesef. Ama işte bir şekilde bir yol bulmaya, entegre etmeye çalışıyoruz kendimizi. Biz müzisyenler olarak biraz sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Peki bir gün müzik bitse? B planı var mı? B planı var mı? Abi var, ben tostçuydum önceden. Neydi? Tost abi, bildiğin tost yapıyordum yani. Tabii yani bunu söylerim yani, hiç problem değil. Benim önceden büfem vardı bu arada. Flash TV vardı abi. Şeyde, tepe başında. Tepe başında bir büfem vardı abi. Arkadaşımla birlikte büfe işletiyordum yani. Hiç fark etmez. Ben çok da çalışkan da bir adam. Gider tostçuluk yaparım. Hiç problem değil yani. Abi niye kendimiz kasalım o kadar yani? Çalışırız her şekilde abi. Ne güzel ya. Güzel mesela tam masal. Ne kadar rahat adam değil mi? Tabii ne güzel ya. Yapmış olduğum şey ne güzel. Abi ben güzel tost yaparım. Ciddi söylüyorum yani, çok iyi. Ondan sonra iyi bir tonmasterlik yapabilirim yani. Live canlı tonmasterliğim de iyidir. Hı. Zaman zaman da yapıyorum ben bu işi de bu arada. Hani tabii. Sen bu arada yönetmenliğe de başladın, onu da soracağım. Abi o hikaye şöyle, zaten televizyon geçmişim var benim. Ben dediğim gibi hani müzikle uğraşıyorum ama hayatımızda arkadaşlar, yani müzik bizim hayatımızın %100 idame etmemizi sağlamıyor. Yani sağlıyor diyen varsa da yalan konuşuyor, bunu söyleyeyim yani. Tabii hani marka değeri bu anlamda bilmiyorum. Hani işte popüler isimler de var, saygı da duyuyorum. Belki onlar yapmıyorlar ama ben çalışıyorum. Ekstra başka işler yapmak zorundayım. Evet abi, video çekiyorum, klip çekiyorum, yapıyorum. Çünkü Ferhat Kılıç, yani benim klibimi çeken yönetmen arkadaşım Ferhat Kılıç'ın setlerinde zaten yardımcı olarak, asistan olarak yıllarca çalıştım abi set arkasında. Yine aynı ekiple birlikte kendim de artık projeler çekmeye başladım. Ve bu anlamda da değerli dostum Ferhat'a, hayatıma yön verdiği için de çok teşekkür ediyorum. Güzel işler var. Yakında çıkacak olan projeler var. Bunlardan da bir tanesi çok sevgili Hüseyin Okatan. Nefis bir albüm. Onu da konuk al abi. İnşallah. Mükemmel bir albüm çıkıyor. Klibini ben çektim. Ardından bir 3 proje daha çektim. Onlar da çıkacaklar. Güzel gidiyor. Dediğim gibi o dinamikleri kurduğunuzda arkadaşlar birbirinin hayatına her anlamda temas ettiği an abi zaten sistem çalışmaya başlıyor. Evet. Sen beni davet ettin. Hayatıma temas ettin şu anda benim yani. Evet. Değil mi? Yani bana bir katkı sağladın. Ben belki yarın senin çıkacak olan projene belki yönetmenlik yapacağım. İnşallah. Yani bunu da karşılıksız da yaparım yani. Bir katkı sağlamış oluyoruz. Ya zaten paylaştıkça çoğalmamız gerekiyor. Kesinlikle. Benim klibimi çeken çok değerli hocam, yönetmen arkadaşım Ferhat Kılıç da bana artık sen bir şeyler çek abi diyerekten, benden yaşı da küçüktür bu arada, diyerek hayatıma çok büyük bir katkı sağladı. Aslında bu anlamda insanların birbirinin hayatına da bu anlamda katkı sağlaması gerekli abi. Bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Bu muhteşem bir şey zaten. Çok teşekkür güzel ediyorum şey yani. Aynen. Peki tamam. Kendini kamera önünde mi daha mutlu hissediyorsun, kamera arkasında mı? Abi kamera önünde daha mutlu hissediyorum ya. Doğruyu söylemem gerekirse. Yani seviyorum. Ben o show dünyasını da seviyorum. Kendimi ifade etmeyi de seviyorum. Çok da fazla kasmıyorum kendimi yani. Hani ama kamera önünde mutluyum ama sadece hayatım benim kamera önünde de geçmiyor. Yani birçok organizasyonlarda çıkıp işte şarkı söylüyorum. İnsanlarla interaktif bir şekilde iletişim kurmayı ben çok seviyorum. Yani evet. Kendimi ifade etme stilim belki interaktif, o iletişimi kurabilmek beni rahatlatıyor. Yani kendimi iyi ifade edebildiğimi düşünüyorum. O mutluluk veriyor bana kamera önü. İkisi de güzel ama kamera önünü çok seviyorum. Evet, şimdi peki son olarak şunu sorayım. Akın nereye doğru gidiyor? Bu pandemi sürecini anladın. Tabii abi, müzikal serüvenimi asla bırakmayacağım. Tamam. Yani bu ömrümün sonuna kadar devam edecek benim. Beste yapmaya devam. Kendi bestelerimi yapıyorum. Albüm devam. Akın İsakoğlu iyi bir yere gidiyor. Yani çünkü o kadar emek var sonuç itibariyle. Bir ekip var. Çok iyi bir ekip var. İşte Seçil, çok iyi bir ekibimiz var. Seçil var, Ferhat var, işte aranjörüm olsun, işte oyunculuk koçumuz olsun, Melik Hanım olsun, Aydın. Yani iyi bir yere gidiyor. Vallahi bundan sonra çok daha fazla benim şarkılarımı dinleyecekler. Biraz daha dediğim gibi akustik projelerime ağırlık vermeyi planlıyorum. Bunun da nedeni ne biliyor musun? Biraz daha pop müziğine de fazla doyduğumu hissediyorum ya. Yine pop yapacağım ama elektronik poptan biraz sıyrılıp biraz daha akustik popa doğru kanalize olmak istiyorum. İyi bir yere gidiyor. Sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde çok yer almak istiyorum. Buradan takipçilerine söylemek istiyorum. Bu anlamda her sosyal sorumluluk projesinde davet edildiğim an gitmeye özen gösteriyorum abi. Bu benim için çok önemli bir misyon. İyi bir yere gidiyoruz herhalde. Hadi Allah hayretsin sonumuzu. Hadi bakalım, çok güzel. Ben çok teşekkür ediyorum ya bugün. Ben teşekkür ediyorum. Onun olduğun için, beni kırmadığın için. İnşallah bir eksiğimiz, bir hatamız olmamıştır. Estağfurullah, olur mu? Senin televizyon kanalında olmak benim için bir ayrıcalık. Tüm ekip arkadaşlarımıza da buradan teşekkür ediyorum. Canlı başla çalışan kocaman bir ekip var. Takipçilerine buradan sonsuz sevgiler. Beni de takip etsinler de.
Tabii tabii. Zaten videonun altına işte, beni takip edin. Tabii, seninle ilgili işte, özgeçmişin, sana insanların nasıl ulaşabileceği, biz profesyoneliz usta. Profesyoneliz abi. Ekibi çok. Yani seni insanlar nerede bulması gerekiyorsa hepsini altına yazıyoruz. Yazıyoruz değil tabii mi abi? O süper oldu ya, çok güzel. O zaman şimdi oradan takipçilerim gelir falan filan. Hesaplar, teknik hesaplara gelir. Şaka tabii. Mavi tik falan filan. Abi ona problem, bu mavi tik olayını da sormak istiyorum ya. Hani süremizi açtık mı bilmiyorum da hani herhalde bunu değil mi? Bu mavi tik olayı nedir abi ya? Ben mavi tikle pek abi ilgilenmiyorum. Yani diyorum ki Instagram'ın mavi tiki varsa halkın özgür hakları var diye. O zaman şöyle bir serzenişli bir şekilde söyle, yani, söyle abi. Aynen yani. Söyle abi. Ben bir kere söyleyeyim, bir daha söylemem. Abi evet ya. Abi. Çok teşekkür ediyorum. Ya ben teşekkür ederim. Çok güzel, enerjisi yüksek ve ben şuna çok dikkat ediyorum. Dostluk, maneviyat benim için çok önemli. İleride hatırlayacağım, izleyince güleceğim çok güzel bir program oldu. Ya ben çok teşekkür ediyorum sana. Hayatı bana ilk attığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Özellikle akademisyen kimliğine çok büyük saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Arkadaşlar, türkü bence bizim özümüz. Bu anlamda Özgür Hocam gerçekten çok büyük bir katkı sağlıyor. Ve ben çok büyük bir türkü dostuyum ve türkü severiyim. Yani sana tüm emeklerin için teşekkür ediyorum. Çok yakından teşekkür da takipçinim ben. Çok sağ olasın. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu hatırayı tekrar yaşarız. İnşallah. Yeni programlarla. İnşallah. Çok sağ ol. İyi ben ki varsın. Ben teşekkür ederim. Bir programın daha sonuna geldik. Efendim, kapatmadan önce lütfen kanalımıza abone olun ve orada ufak bir zil butonu var. Orayı bir kere tıklayın ki birbirimizden haberdar olalım. Efendim, sizleri çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Her şeyi gönlünüzce olsun.